Arkadaşlar, yeni bir video ile birlikteyiz. Size söz verdiğim gibi deneme çözümüne başladım. Sınava kadar arkadaşlar 5 tane deneme çözümü yayınlayacağım. Bu çözeceğim deneme 7 iklim yayınlarının denemesidir ve 10 tane denemesi var. Bu videonun altına açıklama kısmına sınav denemelerin arkadaşlar linkini bırakacağım. Oradan mutlaka alın. Ben çiftli sayılarda olanları çözeceğim. Sizler de diğerlerini çözerek genel bir tekrar yapmış olursunuz. Öncelikle başlamadan önce şunu söylemek istiyorum. Daha bugün biliyorsunuz hani açığa bir şeyler çıktı. Ben şu an bu yayını 2 Ağustos'ta değil mi bugün? 2 Ağustos olması lazım. Evet. 2 Ağustos'ta çekiyorum arkadaşlar. Akşam saatlerinde çekiyorum. İşte KPSS soruları, genel kültür, genel yetenek soruları işte 7 iklim yayınlarından alınmış gibi bir söylenti yayıldı. Denetleme kurulu, devlet denetleme kurulu bir soruşturma başlattı. İşte denetleme başlattı arkadaşlar. Biz öncelikle buna takılmıyoruz. Neden takılmıyoruz? Çünkü sınav iptal de olsa eninde sonunda biz ÖABT sınavına gireceğiz. O yüzden bu sınava, işte bu olanlara takılmadan kendimizi sınava veriyoruz arkadaşlar. Sınava verdikten sonra bakalım hani hakkımızda hayırlısı ne olur ne olmaz, orasını bilmiyoruz ama eninde sonunda ÖABT'ye gireceğiz. O yüzden kendimizi bu sınava odaklandırıyoruz. Kesinlikle kafanıza takmıyorsunuz arkadaşlar. İsterseniz hiç vakit kaybetmeden başlayalım. Şimdi diyor ki bir enzimin bir metabolik yolu hızlandırması diyor durumlarından hangileriyle açıklanabilir? Aktivasyon enerjisini düşürmesiyle açıklanır arkadaşlar. Tepkimeyi denge konumundan uzaklaştırması. Şimdi metabolik yolunu hızlandırması bununla açıklanmaz. Substratı daha kararlı hale getirmesiyle de açıklanmaz. Endergonik tepkimeler için gerekli olan enerjiyi açığa çıkartması. Endergonik neydi? Enerji gerektiren, yani yapımı için enerji gerektiren tepkimelerde arkadaşlar. Böyle bir olayı da yok. Yine bununla da ilgili değildir. Cevabımız ne olacak? A şık olacak. Gelelim ikinci sorumuza. Bir nükleosidin bir nükleotide dönüşmesi için hangileri eklenmelidir? Arkadaşlar, nükleotidin yapısını hatırlayalım. Yapısı neydi? Yapısında bir baz vardı. Azotlu organik baz. Buna bağlı 5 karbonlu bir şeker vardı. Biz bu iki yapıya arkadaşlar ne diyoruz? Nükleosit diyoruz. Nükleosit. Bu yapıya fosforik asitin eklenmesiyle, yani H3PO4, buna bazen fosforik asit der, bazen fosfat der. Bunun eklenmesiyle ne oluyor? Nükleotide dönüşüyor. O zaman bizim burada cevabımız ne olacak? Sadece fosfat eklenmesiyle nükleotide dönüşür. Cevabımız yalnız 3 olur arkadaşlar. Gelelim diğer sorumuza. Yukarıdaki şemada bir gen bir polipeptit hipotezine göre laboratuvar koşullarında arjinin aminoasitinin sentezlenmesi gösterilmiştir diyor. Gen 2 mutasyona uğrarsa hangileri doğrudur? Şimdi arkadaşlar, gen 2 mutasyona uğrarsa enzim 2 sentezlenemez. Enzim 2 sentezlenemediği için ornitin sitrüline döndürülemez. Ortamda ornitin birikir, sitrülin ve arjinin üretilemez. Temel sebebi nedir? Enzim 2'nin üretilmemesidir. Enzim 3 ortamda vardır, üretilir ama sitrülin olmadığı için arjinin de üretilmiyor. Enzim 1 çalışır, çalıştığı için de ornitin oluşur ve ortamda ornitin birikimi görülür arkadaşlar. Şimdi bakalım, diyor ki enzim 2 sentezlenemez, doğru. Ortamda ornitin birikir, doğru. Ortama enzim 2 ilave edilirse tepkime devam eder. Bu da doğru arkadaşlar. Sonuçta gen 2 mutasyona uğrarsa enzim 2 üretilemez. Eğer ortama ben enzim 2 ilave edersem tepkime devam eder. Doğrudur. Cevabımız ne olacak? Edirne şıkkı olur. Diğer sorumuza gelelim. Aşağıdakilerden hangisi protein yapıda bir madde değildir? İnsülin proteindir, bir hormon. Enzim yine yapısında protein var. Miyoglobin kaslarımızda oksijen depolayan bir proteindir. Antikor yine bağışıklık sisteminde görev alan bir proteindir ama kolesterol nedir? Bir yağ çeşididir arkadaşlar. Dolayısıyla cevabımız denizli şıkkı olacak. Beşinci soru. Doymamış yağlarla ilgili olarak ifadelerinden hangileri doğrudur? Doymamış yağlar neydi? Yapısında doymamış yağ asidi bulunan yağlardır. Oda sıcaklığında sıvıdır arkadaşlar. Bitkisel yağlardır ve yağ asitlerindeki karbon zincirleri arasında çift bağ vardır. Unutmayın. Diyor ki aynı sayıda karbon atomuna sahip doymuş yağlardan daha fazla hidrojen içerir. Bir kere bu yanlış olacak. Neden yanlış olur? Çünkü doymuş yağ, doymamış yağ ayrımını yapan şey hidrojen sayısıdır.
doymuş yağlar da hidrojene doymuş demektir arkadaşlar. Hidrojen sayısı daha fazla, doymamış yağlar da daha azdır. Burada bize tam tersini söylüyor, o yüzden bu yanlıştır. Yağ asitlerindeki karbon zincirleri çift bağlar içerir. Evet, bu doğru. Hayvanlarda bitkilerden daha yaygındır. Hayır, bitkilerde daha fazla vardır doymamış yağlar. Yanlıştır. Cevabımız Bursa şıkkı yalnız 2 olacak. 6. soru. Aynı komüniteyi paylaşan türler arasında rekabet diyor. Durumlarından hangilerinin sonucunda azalır? Eğer ki iki tür arasında arkadaşlar nişleri birbirinden farklıysa rekabet azalır. Niş neydi? Canlının o ortamda yaptığı işti arkadaşlar. Gelişme dönemleri eğer birbirinden farklı olursa yine arkadaşlar ne olur? Rekabet azalır. Mesela biri Mayıs ayında gelişirken diğeri diyelim ki ta Eylül ayında gelişiyor. Aynı döneme denk gelmedikleri için rekabet azalıyor. Alan büyüklüğü eğer fazlalaşırsa yine rekabet azalır arkadaşlar. Çünkü rekabetin en büyük sebebi nedir? Ortamdır. Ortamda bulunan besin miktarıdır. Eğer ben alanı büyütürsem besin miktarı da fazla olacak demektir. Buna bağlı olarak rekabet azalacak. Cevabımız ne olur? Edirne şıkkı olur. 7. soru. Hücre içinde enzim aracılığıyla gerçekleşen bir reaksiyonun hızında meydana gelen değişimi gösteren grafik aşağıda verilmiştir diyor. Şimdi arkadaşlar bakın. Reaksiyon ne olmuş? T zamanına kadar artmış, sonrasında azalarak durmuş. Bu ne olabilir? Sıcaklık olabilir mi? Bakın, sıcaklık olabilir değil mi? Diyor ki T anından sonra düşmesine özelliklerinden hangilerinde azalmanın olması neden olmuş olabilir? Azalmanın olması diyor. Şimdi burada sıcaklık olabilmesi için burada azalma değil artma demesi gerekiyordu arkadaşlar. O yüzden ben sıcaklığı almıyorum. Sıcaklığı direkt siliyorum buradan. Sıcaklık olmaz. pH derecesindeki azalma. pH derecesindeki azalma arkadaşlar. pH derecesindeki azalma da aslında olabilir gibime geldi ama. Sıcaklık derecesindeki azalma da olabilir. Şimdi ben burada yanlış düşündüm. Ben direkt sıcaklık zaman grafiği, reaksiyon hızı grafiğine gittim ama burada zaman vermiş bize. Eğer sıcaklık derecesi azalırsa enzimin çalışması duruyordu değil mi? O zaman ben sıcaklık derecesini alırım. pH derecesini de alırım arkadaşlar. pH'in azalması demek asitliğin artması demektir. Dolayısıyla enzimin yapısını bozabilir, reaksiyon durabilir. Ürün miktarının azalması reaksiyon hızını etkilemez arkadaşlar. Substrat madde miktarı etkileyecek. O yüzden bu olmaz. İnhibitör miktarının azalması da reaksiyon hızını artırır, azaltmaz. Dolayısıyla bu da gider. Cevabımız A şıkkı 1 ve 2 olur. 8. soru. Yukarıdaki K substratına bağlı metabolik yollarda kesikli çizgiyle gösterilen oklar son ürün tarafından inhibe edilme düzeyini göstermektedir. Buna göre diyor, hangileri doğrudur bakalım. Diyor ki O maddesinin yüksek derişimde olması durumunda K'nın O'ya dönüşümü devam eder. Şimdi arkadaşlar O maddesi yüksekse O maddesi gidip neyi durduruyor bakın. M'nin N'ye dönüşümünü sağlayan enzimi durduruyor. Dolayısıyla K'nın O'ya dönüşümü devam etmez. Bu yanlıştır. Son ürünün oluşumu negatif feedback ile kontrol edilir. Evet bakın son ürün oluşumu ne oldu? Negatif feedback ile kontrol edildi. Doğru. 3'e bakıyorum. Diyor ki O maddesinin yüksek devirde olması süresinde K'nın R'ye dönüşüm tepkimesi devam edecektir. Bakalım hemen şöyle. Arkadaşlar O yüksek derişimde olsa da K R'ye dönüşür mü? Dönüşür. Çünkü bunlar farklı tepkimelerdir. Dolayısıyla bu da doğrudur. Cevabımız ne olacak? Denizli 2 ve 3 olur. 9. soru. Bitkilerde ışık aşağıdaki olaylardan hangisi için kullanılmaz? Işık. Şimdi ışık fotosentezde kullanılır. Klorofil sentezinde kullanılır arkadaşlar. Terleme olayı yine ışığa bağlı gerçekleşir. Bu da olur. Stomaların açılması da olur ama translasyon olmaz. Translasyon neydi? Protein sentezinde arkadaşlar bir evreydi değil mi? Mesajcı RNA'nın gelip işte ribozomun küçük alt birimine bağlanmasıyla başlayan olaydı. Proteinin okunması olayı, yani mesajcı RNA'nın okunması olayıydı. Cevabımız E şıkkı olacak. 10. soru.
Hücre zarında çift tabakalı lipid içine gömülü ve zarın iki yüzüne tutunan proteinler bulunur. Zar proteinlerinin görevleri arasında hangisi bulunmaz? Zarda kolaylaştırılmış difüzyon ve aktif taşımada görev alır. Bu doğrudur arkadaşlar, bunu yaparlar. Hücrelerin birbirini tanımasını sağlar. Evet, özellikle glikoproteinler, glikolipitler yapar bunu, unutmayın. Çevreden gelen sinyallerin hücre içine gönderilmesini sağlar. Doğru. Zarın hidrofobik yüzeyini oluşturur. Arkadaşlar, hidrofobik yüzeyini kim oluşturuyordu? Fosfolipid tabaka oluşturuyor, değil mi? Şunu şöyle alayım. Fosfolipid tabaka. Fosfolipid tabakanın yağ asitlerinin bulunduğu kısmı hidrofobik yüzeydir arkadaşlar. Dolayısıyla bu yanlış. Proteinlerle ilgisi yoktur. Hücreler arası bağlantıların kurulmasını sağlar. Bu da doğru. Cevabımız Denizli şıkkı olacak. 11. soru. Hücre içi zar sistemi ile en az ilişki içinde bulunan organel hangisidir demiş. Bir kere çekirdek zarı zaten arkadaşlar endoplazmik retikulumla bağlantılıdır. Dolayısıyla hücre içi zar sistemine dahildir. Hücre zarı zaten mecburen dahil olmak zorunda. Golgi aygıtı yine zar sisteminin bir parçasıdır. Endoplazmik retikulum da öyle ama kromoplast bitkilerde bulunan işte meyve yaprağı rengini veren yapılardır arkadaşlar. Kırmızı, sarı, turuncu renklerini vermesini sağlıyor. Kromoplastın zar sistemiyle en az ilişkisi vardır. Cevabımız Denizli şıkkı olur. 12. soru. Diyor ki DNA eşlenirken enzimler aracılığıyla iki polinükleotit zincirinin birbirinden ayrıldığı görülür. Yapılan deneyler ısı, ışık, kimyasal ajanlar ve pH'in etkisiyle de iki zincirin ayrılabildiğini göstermiştir. DNA'nın yarısını tek zincir haline getirmeye yarayan sıcaklığa erime sıcaklığı denir. Aşağıdaki grafikte E. coli ve M. pilei, bu bakterinin ismini bilmiyorum o yüzden M'yi bilmiyorum arkadaşlar. Bakterileriyle yapılan iki farklı deneyde ulaşılan erime sıcaklıkları gösterilmiştir. Bakın E. coli'de arkadaşlar %50'si sıcaklığa baktığımız zaman 85 derecede ne olmuş bakın, çözülmeye başlanmış. Ve %50'si guanistozinden oluşuyor. Pileyi DNA'sında ise arkadaşlar 94 derecede başlamış erimeye ve bunun %73'ü guanistozinden oluşuyor. Şimdi neden diyeceksiniz? Arkadaşlar guanin ile sitozin arasında üçlü hidrojen bağları vardır. Bu yüzden de guanistozin oranı ne kadar fazlaysa DNA'nın, RNA'nın erime olasılığı daha azdır arkadaşlar. Dolayısıyla yani erime sıcaklığı daha yüksektir diyebiliriz. O yüzden pilei DNA'sı daha yüksek sıcaklıkta çözülmeye başlıyor. Diyor ki buna göre hangileri doğrudur? A artı T yani adenin artı timin oranı fazla olan DNA'nın erime sıcaklığı daha düşüktür. Şimdi buraya baktığımız zaman %50 guanistozin, %50 adenin timin, değil mi? DNA'nın erime sıcaklığı daha düşüktür diyebilir miyiz arkadaşlar sizce? Bizce diyebiliriz değil mi? Mesela %50 olmayıp da hani daha düşük derecede olsaydı o zaman da yine daha düşüktür diyebilirdik. O yüzden bu doğru. Guanin artı sitozin oranı en fazla olan DNA'da koparılması gereken daha fazla hidrojen bağı bulunur. Doğru arkadaşlar, az önce söylemiştim. E. coli DNA'sının eşlenebilmek için gereksinim duyduğu sıcaklık derecesi daha yüksektir. Hayır, E. coli'nin daha az, pilei DNA'sının daha çoktur arkadaşlar. Bu yanlıştır. Cevabımız Bursa şıkkı olacak. Diğer sorumuza bakalım. Şimdi burada yıllık ölü örtü birikimini göstermiş, enlem derecelerini göstermiş arkadaşlar. Diyor ki, ormanlarda yıllık ölü örtü birikiminin enlemlere bağlı olarak değişiminin gösterildiği grafikte. Şimdi bir neymiş? Ekvator bölgesi ormanlarıymış. Bakın bir numaraya bakın şurası. 2 ılık ılıman kuşak ormanları, 3 serin ılıman kuşak ormanları, 4 de arktik ormanları göstermekteymiş. Diyor ki buna göre hangileri doğrudur? Arktik bölgelerden ekvatora doğru gidildikçe ölü örtü birikimi artar. Bakın arkadaşlar, arktikten ekvatora doğru gittikçe ne oldu? Ölü birikimi arttı. O zaman bu doğrudur. Ekvator bölgesindeki ormanlarda yaprak dökülmesiyle daha fazla döküntü alt sisteme karışır. Evet, aslında ölü örtü dediği yaprak dökümüyle gerçekleşen bir olaydır. Bu da doğrudur. Humuslaşma olayı ekvator bölgesinden arktik bölgeye doğru gittikçe artar demiş. Humus nedir arkadaşlar? Humus toprakta bulunan madde miktarıdır. Şimdi
Yani organik inorganik madde miktarı toprağın zenginliğidir aslında. Eğer ölü örtü birikimi fazlaysa oradaki humuslaşma olayı daha fazla. Burada ne diyor bakın? Ekvator bölgesinden Arktik bölgeye doğru gittikçe artar diye bu yanlış olacak. Ekvatordan Arktik bölgeye gittikçe azalır demesi gerekiyordu. O yüzden bu yanlıştır. Cevabımız 1 ve 2 Ceyhan şıkkı olur. Gelelim diğer sorumuza. Diyor ki hücre iskeleti mikrotübül, mikrofilament ve intermedyal filament yapılarından oluşur. Hücre iskeleti elemanlarından hangisi hücre içinde organel hareketini yönlendirir ve bölünen hücrelerde kromozomların birbirinden ayrılmasına yardım eder? Bakın, organellerin hareketini yönlendirirden belki çıkaramazsınız ama kromozomların birbirinden ayrılmasını sağlayan kimdir? Mikrotübüllerdir arkadaşlar. Dolayısıyla cevabımız ne olur? Yalnız bir A şıkkı olacak. Gelelim diğer sorumuza. Diyor ki aşağıdaki soy ağacında kırmızı yeşil renk körlüğüne sahip bireyler koyu renkle gösterilmiştir. Kırmızı yeşil renk körlüğü nasıl ortaya çıkıyordu? X'e bağlı resesif taşınıyor. Buna göre diyor renk körlüğünün kalıtımı ile ilgili ifadelerinden hangileri doğrudur? Şimdi arkadaşlar taralı olan bireylere biz hastalık genlerini yazalım. X üzeri küçük R, X üzeri küçük R yazdım. X üzeri küçük R, Y. X üzeri küçük R, Y. Sağlam erkeklere de ne yazacağız? X üzeri büyük R, Y yazacağız. X üzeri büyük R, Y yazacağız. Şimdi bakın, hiç böyle cevaplara bakmadan, öncülere bakmadan hemen şu diğerlerini bir tamamlayalım. Bakın şuraya baktığımızda şu kız çocuğunun ortaya çıkması için babası zaten bu gen var ve hasta. O zaman annede de bu gen olması lazım. Çünkü birini babadan birini anneden aldı. Annenin taralı olmaması için de büyük R'yi taşıması gerekiyor. O zaman annemiz ne olur? X üzeri büyük R, X üzeri küçük R olur. Şuradaki 3 numaraya baktığımız zaman bakın 3 numarada arkadaşlar erkek çocukta ne var? X üzeri küçük R. Erkek çocuklar X kromozomunu kimden alacak? Anneden. O zaman bu annede X üzeri küçük R var mı? Var. Taralı olmaması için de X üzeri büyük R vardır. Bunu da bulduk. 4 numaraya geliyorum. Şimdi bakın. 4 numara babasından kesinlikle X üzeri büyük R'yi alacak. Annesinden ya X üzeri büyük R'yi alır ya da arkadaşlar annesinden X üzeri küçük R'yi alır. Yani 4 numaranın 2 tane ihtimali var. Bize diyor ki birinci öncülde 1 ve 3 numaralı bireyler heterozigot genotiptedir. 1'e 3'e bakıyorum heterozigot. Bu doğru. 4 numaralı bireyin genotipi saptanamaz. Evet 2 ihtimal var. Saptayamıyoruz. Doğru. 2 numaralı birey renk körü olma genini 1 numaradan almıştır diyor. Bakıyorum 2 numaralı birey. 2 numaralı bireyde renk körlüğü geni yok arkadaşlar. Dolayısıyla 1 numaralı bireyden almıştır diyor. Renk körü olma genini diyor. Hayır bu yanlış olur. Çünkü zaten 2 numara renk körü değil. 5 numaralı bireye renk körlüğü geni Y kromozomu ile aktarılmıştır diyor. Zaten renk körlüğü X ile taşınıyor. Y ile ilgisi yoktur. Bu da yanlış. Cevabımız ne olacak? 1 ve 2 A şıkkı olacak. Diğer sorumuza gelelim. Aynı türe ait canlılar aşağıdaki davranışlardan hangisini gerçekleştirmek için bir araya gelerek sosyete oluşturmaz? Yani diyor ki hangileri diyor bir araya gelerek bir topluluk oluşturmaz? Şimdi beslenme için gelirler değil mi? Aslanları düşünün. Avlanma için gelirler arkadaşlar. Yurt edinme için, düşmanlardan korunma için gelirler ama feromon üretme olayı için gelmezler. Feromon neydi? Bir kokuydu arkadaşlar. Hayvanlara özgü olan bir kokudur. Feromon üretme için bir araya gelmiyorlar. Herkes kendine göre bir feromon üretiyor. 17. Toprağın bir yerden başka bir yere taşınması toprak erozyonu olarak tanımlanır. Aşağıdaki uygulamalardan hangisi toprak erozyonuyla savaşmak için alınması gereken önlemlerden biri olamaz? Bakalım. Diyor ki eğimli arazilerde teraslama çalışmasının yapılması olur arkadaşlar. Su yollarının kenarlarının toprak taşınmayacak şekilde bitkilerle kaplanması bu da olur. Kırsal alanda yerleşim alanı ve yol gibi inşaat çalışmalarını yapmaz. Bakın bu doğaya zarar verir. O yüzden bu olmaz. Akarsu boylarında ağaçlarla kaplı tampon orman şeritlerinin kurulması olur. Ürün ekiminde rotasyon uygulanması. Rotasyon dediğimiz dönüşüm. Dönüşümlü olarak ekim yapılacak. Bu da olur. Cevabımız Ceyhan şıkkı olacak.
18. Teritori yani egemenlik alanı bir türün bireyleri tarafından diyor amaçlarından hangileri için kullanılır? Beslenme, eşleşme, yavruları büyütme. Arkadaşlar egemenlik alanı dediğimiz nedir? Yurttur. Yurdu biz ne için kullanıyoruz? Beslenme için, eşleşme için, yavruları büyütme için kullanıyoruz. Cevabımız Edirne şıkkı olacak. Sesim gitti bu arada kusura bakmayın. 19. Kemi-ozmotik hipoteze göre mitokondride gerçekleşen oksidatif fosforilasyon sırasında ATP sentezlenmesini sağlayan durum aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar... Oksidatif fosforilasyonla ATP sentezlemesini sağlayan hidrojen derişiminin farklı olmasıdır. Tamam mı? Hidrojen derişiminin farklı olması sayesinde biz ne yapıyoruz? ATP'yi sağlıyoruz. Şıklarda bunu arayacağım. Bakın D şıkkına bakın. Mitokondri iç zarının iki yüzü arasında hidrojen derişiminin farklı olması. Hani hatırlayın. Şurada bir ATP sentaz enzimimiz vardı. Burada özel bir hidrojen yolu vardı. Hidrojenleri bu yoldan geçiriyordu. Bunun kafası bir kere dönüp ATP sentezliyordu. Dolayısıyla arkadaşlar cevabımız Denizli şıkkı olacak. 20. Aşağıdakilerden hangisi C3 bitkilerinin fotosentezinde ışığa bağımlı olmayan reaksiyonlar sırasında gerçekleşmez demiş. Arada böyle şeyler oluyor arkadaşlar. Aniden arayanlar falan. Diyor ki hangisi diyor C3 bitkilerinin fotosentezinde ışığa bağımlı olmayan reaksiyonlar sırasında gerçekleşmez. Bakalım ışığa bağımlı olmayan reaksiyonlar neydi? Calvin değil mi? Calvin döngüsü. Fosfoenol pürüvatın yani PEP karbondioksit tutması bu olur değil mi Calvin döngüsünde? Bir dakika C3 bitkisi diyor arkadaşlar C3 bitkisinde fosfoenol pürüvat tutmaz. Hangisi tutuyordu? Bu yanlış olacak. Ribuloz bifosfat tutuyordu değil mi? Ribuloz bifosfat tutuyor. Dolayısıyla fosfoenol pürüvat C4 ve cam bitkilerinde tutar. O yüzden cevabımız A şıkkı olacak. NADPH'ın hidrojen iyonlarını vererek yükseltgenmesi olur. ATP'nin harcanması olur. Ribuloz monofosfatın ribuloz difosfata dönüşmesi olur. Karbondioksit kullanılması da olur. Cevabımız A şıkkı olur. Unutmayın PEP molekülü C4 bitkilerinde ve cam bitkilerinde kullanılır arkadaşlar. C3 bitkilerinde karbondioksit tutucu olarak ribuloz bifosfat kullanılır. Bu arada C3 bitkilerinde enzim Rubisco enzimidir. C4 ve cam bitkilerinde de PEP karboksilaz enzimidir. Bunu da söylemiş olalım. C3, C4 cam bitkileriyle ilgili genel bir tekrar videosu çekmiştim. Onu mutlaka izleyin. Bu arada orada bir yanlışlık yapmıştım arkadaşlar. En baştaki yoruma sabitledim. C4 bitkilerinde demet kını hücreleri ile mezofil hücrelerinin yerlerini yanlış yazmışım. Onların yerini değiştireceksiniz. Benim de gözümden kaçmış. Sağ olsun bir arkadaşımız yorumda yazdı. Oradan fark ettim. Her sene ÖSYM C3, C4 cam bitkileri ile ilgili mutlaka soru soruyor. O yüzden bir soru da bizi öne atar. Mutlaka çalışın C3, C4 cam bitkilerine. Gelelim 21. soruya. Diyor ki hücre döngüsünün bozulması kansere yol açabilir. Kanser hücreleri ortamda besin olduğu sürece sürekli bölünür. Kanser hücreleriyle ilgili diyor hangileri doğrudur? Hücre döngüsünü düzenleyen sinyallere cevap vermez doğru kontrolsüz bölünüyorlar. DNA hasarlarının onarılmaması nedeniyle oluşmuş olabilir. Bu da doğru arkadaşlar olabilir. Virüslerin hücre döngüsünü kontrol eden genleri mutasyona uğratmasıyla da oluşabilir. Cevabımız Edirne şıkkı hepsi olur. 22. Diyor ki hücre çekirdeğinde yer alan DNA ve RNA nükleotitlerinin hidrolizi sonucunda moleküllerinden hangileri ortak olarak oluşabilir? Şimdi arkadaşlar DNA'yı ve RNA'yı düşüneceğiz. Adenin organik bazı oluşabilir değil mi? Adenin sonuçta DNA'da da var, RNA'da da var. Olur. Riboz şekeri ortak olmaz. Riboz kimde var? RNA'da var. DNA'da olmadığı için ortak olmaz. Urasil yine sadece RNA'da vardır. DNA'da olmadığı için ortak olmaz. Fosforik asit her ikisinde de vardır. Ortak olabilir. Cevabımız Bursa şıkkı 1 ve 4 olur. 23. Protein sentezinde görev alan mesajcı RNA, taşıyıcı RNA ve ribozoman RNA molekülleri özelliklerinden hangilerine bakılarak sınıflandırılmıştır? Görevleri, sentezlendikleri yer, nükleotit çeşitleri. Arkadaşlar bunlar görevlerine göre sınıflandırılmıştır. Dolayısıyla cevabımız ne olacak? A şıkkı yalnız bir olur. Sentezlendikleri yer hepsinde aynı.
DNA neredeyse orada sentezleniyor. Prokaryotlarda sitoplazmada, ökaryotlarda arkadaşlar çekirdekte. Nükleotit çeşitleri de yine hepsinde aynıdır. Adenin, timin, pardon timin yok, adenin, urasin, guanin, sitozin var arkadaşlar. Bunlar aynıdır. Bunlara göre sınıflandırılmamış, sadece görevlerine göre sınıflandırılmıştır. 24. soru. Endosimbiyotik hipoteze göre aerobik prokaryotik bir hücre, anaerobik ökaryotik bir hücreye girerek simbiyotik yaşama geçmiştir. Yukarıdaki şekilde de özetlendiği gibi evrimsel süreçte aerobik prokaryotik hücre mitokondriye, anaerobik ökaryotik hücre ise aerobik ökaryotik hücreye dönüşmüştür diyor. Şimdi diyor ki mitokondri organelinin endosimbiyotik hipoteze göre oluştuğuna özelliklerinden hangileri kullanılabilir? Kanıt olarak kullanılabilir. Bakalım. Çift zarlı olması kullanılabilir değil mi arkadaşlar? Sonuçta çift zarlı bizim işte bakteriler falan da hani çift zarlıdır. Dış tarafında hücre çeperi, iç tarafında hücre zarı olduğunu düşünürsek çift zarlıdır diyebiliriz. Dolayısıyla bu olabilir. Daha sonra diğerinde diyor ki halkasal yapıda genetik materyal taşıması halkasal, ama şimdi burada mitokondri organeli diyor. Bir şu yukarıdakine bakalım. Mitokondri giriyor. Aerobik ökaryotik hücreye dönüşüyor. Halkasal yapıda genetik materyal taşıması, içteki zarının kıvrım. He. Direkt olarak neyi alacağız biliyor musunuz? Şu birinciyi almayacağız arkadaşlar. Şunu almayacağız. Çünkü çift zarlı olması, mesela işte kloroplast da yine çift zarlıdır. Onun için de kullanabiliriz. Ama mitokondri, sadece mitokondri için eğer biz bu kanıtı arıyorsak içteki zarın kıvrımlı olmasını alırız. İçteki zarın kıvrımlı olması prokaryotlardaki mezozomdan kaynaklanır. Mezozomu hatırlayın, anlatmıştım size bakterileri anlatırken. Mezozom neydi? Hücre zarının içeriye doğru kıvrımlaşması sonucunda oluşan ETS elemanlarının üzerine yerleştiği bir yapıydı arkadaşlar. Bu da içteki zarın kıvrımlı olması mitokondriyi kanıtlamak için kullanılabilir. Cevabımız B şıkkı, yalnız 3 olur. 25. soru. Canlı türlerinde görülen aşağıdaki üreme olaylarından hangileri gerçekleşirken mayoz bölünme meydana gelir? Hidra'da tomurcuklanma demiş. Tomurcuklanma mitoz sonucunda. Bakterilerin bölünme ile iki bakteri oluşturması, bu da amitoz bölünme arkadaşlar. Tenyaların dişi ve erkek gameti oluşturarak kendi kendini döllemesi. Arkadaşlar kendi kendini dölleme olayı olsa da dişi ve erkek gameti oluşturmak için mecburen mayoz bölünme geçirmek zorunda. O yüzden cevabımız C şıkkı olacak. Karayosunlarında gamet üretilmesi. Bakın karayosunlarında gamet mitoz bölünme ile oluşturulur. O yüzden bu olmaz. Bal arılarında yumurtanın döllenmeden bir birey oluşturması, bu gelişmedir. Burada bölünme olayı gelişme de bölünme mitoz bölünme ile gerçekleşir arkadaşlar. Cevabımız Ceyhan şıkkı olacak. 26. Bazı türlerin yumurtaları sıcaklık, pH ve ortamdaki suyun tuzluluk dereceleri değiştirilerek ya da yumurta kimyasal ve mekanik uyarıcılarla uyarılarak yapay olarak geliştirilebilir. Örneğin kurbağa yumurtasına toplu iğne ucuyla dokunulduğunda yumurta döllenmiş gibi uyarılır. Arkadaşlar biz buna bakın deney yapıyoruz farkındaysanız. Deneysel partenogenez diyoruz. Zaten partenogenez döllenmemiş yumurtadan yeni bir birey oluşmasıdır. Eğer biz bunu kendi elimizle yapıyorsak biz buna deneysel partenogenez diyoruz. 27. Peroksizom organeli ökaryot hücrelerde bulunur, tek zarlıdır. Oksidaz ve katalaz enzimlerine sahiptir. Bu organelde oksijen kullanılarak bazı organik substratlardan hidrojen uzaklaştırılır, hidrojen peroksit oluşturulur. Fenol, formik asit, formaldehit gibi substratları okside etmek için hidrojen peroksit kullanılır. Peroksizomda gerçekleşen olaylar dikkate alındığında bu organelle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez demiş. Diyor ki hücrede fazla miktarda biriken hidrojen peroksidi yok eder. Bu doğru arkadaşlar. Serbest oksijenin toksik etkisini azaltır. Evet, serbest oksijeni hidrojen peroksite dönüştürüyor. Doğru. Metabolizma sonucu ortaya çıkan ara ürünlerin toksik etkisini azaltır. Bu da doğrudur arkadaşlar.
En çok karaciğer hücrelerinde bulunur. Bu da doğru çünkü karaciğer ne yapıyordu? Zehirli molekülleri zehirsiz hale getiriyor. Dolayısıyla en çok karaciğerde bulunur. Doğru. Eksikliğinde görevini mitokondri üstlenir. Hayır arkadaşlar. Peroksizomun görevini peroksizom yapar. Başka bir organel yapmaz. Cevabımız E şıkkı olur. 28. Aşağıdakilerden hangisi embriyonik gelişimin gastrülasyon evresinde ortaya çıkan 3 embriyonik tabakadan biri olan endodermden meydana gelmez? Akciğer, iç kulak, böbrek, karaciğer, mide. Arkadaşlar burada baktığımız zaman cevabımız Ceyhan şıkkı olacak. Yani böbrek olacak. Böbrek mezoderm tabakasından oluşur. Mezoderm. Dolayısıyla endoderm olmaz arkadaşlar. C şıkkı olacak. Yani umarım sınavda böyle bir soru sormaz. Çünkü bu endoderm, ektoderm, mezoderm hani bunları ezberlemek tamam belki hani ezberlemişizdir, kolaydır ama aslında gelse de iyi olur gibime de geldi şu an. Bilmiyorum artık. Hadi hayırlısı bakalım. 29. Şimdi burada klonlama olayını göstermiş. Klonlama olayını zaten biliyoruz. İlk önce bir soruyu okuyalım. Diyor ki bir memeli hayvanın kopyalanması sırasında yapılan işlemler yukarıdaki şemada verilmiştir. Buna göre diyor hangileri doğrudur? Şimdi öncülere göre gidelim. Meme hücrelerinin hücre döngüsü durdurularak çekirdeği alınmıştır. Bakıyorum arkadaşlar. Bakın şurada. Meme hücresinde bakın G0'da tutulan hücreler G0'da tutuluyorsa o zaman hücre döngüsü durdurulmuştur. O zaman birincisi doğru. Kuzu kromozom yapısı bakımından meme hücresini veren koyun ile aynıdır. Arkadaşlar bakın buradaki kuzu çekirdeği kimden alıyorsa onunla aynıdır. Bakın burada bakıyorum. Çekirdek meme hücresi verici koyundan alınıyor. O zaman meme hücresi verici koyunla aynıdır. Bu da doğru olur. Kuzunun mitokondriyal DNA'sı yumurta hücresini veren koyundan gelmektedir. Evet arkadaşlar bakın yumurta hücresinde sitoplazma kısmında mitokondri vardır. Mitokondri olduğu için de mitokondriyal DNA buradaki koyundan gelir. Dolayısıyla bu da doğru olur. Cevabımız E şıkkı olacak. Diğer soru. Bazı canlıların DNA'sında yer alan nükleotitlerin birbirlerine oranları aşağıdaki tabloda verilmiştir. Diyor ki buna göre hangileri doğrudur? İnsan ve buğdayda adenin bölü timin ve guanin bölü sitozin oranının bir olması timin ve sitozinin aynı sayıda olduğunu gösterir. Arkadaşlar burada timin ve sitozinin aynı sayıda değil, adeninle timinin, guaninle sitozinin aynı sayıda olduğunu gösterir. Dolayısıyla bu yanlış olur. Adenin bölü guanin oranı türlerin evrimsel gelişmişlik düzeyiyle doğru orantılıdır. Şimdi bakıyorum. Şimdi adenin bölü guanine bakıyorum. Bakın 1.56 burada. Maya'ya bakıyorum 1.67. Eğer evrimsel gelişmişlik düzeyiyle doğru orantılı olsaydı insanda daha yüksek çıkması gerekiyordu. Dolayısıyla bu yanlıştır. Pürinlerin birbirine oranı türden türe farklılık gösterir. Pürinler neydi? Adenin ve guanin. Arkadaşlar pürinlerin oranları türden türe bakın dikkat ederseniz farklılık gösteriyor. Bu doğrudur. Cevabımız Bursa şıkkı olacak. Gelelim diğer sorumuza. 31. sorumuza. Diyor ki aşağıdakilerden hangisi bir popülasyonun gen havuzundaki gen frekanslarının değişmesine yol açan faktörlerden biri değildir? Arkadaşlar mutasyon yol açar. Deleksiyon aynı şey yol açar. Deleksiyon neydi? DNA'daki bir parçanın kaybolması demekti. Bu gen frekansını değiştirir. Göç ve izolasyon da yol açar ama modifikasyon çevre şartlarına bağlı olarak değişen bir şeydir. Yani genlerde meydana gelen bir olay değildir. Dolayısıyla cevabımız Bursa şıkkı olacak. 32. Hidatotların bulunduğu yapraklara sahip ılıman bölge bitkisinde ortamın olma durumlarından hangilerinde gutasyon olayının gerçekleştiği görülür? Nemli sıcak, soğuk yağışlı, rüzgarlı ve kurak demiş. Arkadaşlar burada eğer nemli ve sıcak olursa gutasyon olayı gerçekleşir. Gutasyon ortamın hani su miktarının fazla olduğu ve sıcak olduğu zamanlarda gerçekleşir. O yüzden soğuk yağışlı da olmaz, rüzgarlı kurak da olmaz. Cevabımız olacak yalnız bir A şıkkı olur. 33.
Üstlendikleri morfolojik ve fizyolojik işlevlere göre değişik şekiller gösteren, ihtiyaç durumunda sekonder meristeme dönüşebilen bitkisel doku hangisidir diye sormuş bize. Arkadaşlar, sekonder meristeme dönüşen parenkimadır. Cevabımız A şıkkı olacak. 34. Polen oluşumu gösterilen yukarıdaki şekilde ABC çekirdeklerinin özelliklerinden hangileri aynıdır? Bakalım ABC. Şimdi arkadaşlar, burada A hücresi en kromozomludur ve endomitoz geçirerek generatif ve vejetatif çekirdekleri oluşturur. Generatif ve vejetatif çekirdekler mitoz bölünme sonucunda oluştukları için bunların her şeyi aynıdır. Şimdi bakalım, DNA miktarı ABC çekirdeklerinde arkadaşlar aynıdır. Kromozom sayısı da aynıdır en kromozomlu. Gen çeşitleri mitoz bölünme sonucunda oluştuğu için aynı. Gen dizilimleri de aynıdır. Dolayısıyla cevabımız Edirne. Hepsi aynı olur. 35. Çift çenekli bir bitkiye ait tohumun çimlenmesi sırasında aşağıdaki değişimlerden hangisi gerçekleşmez? Endospermin besin miktarı azalır. Çift çenekli de evet arkadaşlar olur. Tohum kabuğu su alır. Tohum şişer. Doğru. Giberellin hormonunun sentezi artar. Giberellin çimlenmeyi sağladığı için sentezi artar. Doğru. Tüketilen oksijen miktarı azalır demiş. Arkadaşlar, oksijenli solunum yaparak enerji üretecek. Dolayısıyla tüketilen oksijen azalmaz, artar. O yüzden bu yanlıştır. Mitoz bölünme ile oluşan hücre sayısı da artar. Çimlenme olduğu için cevabımız Denizli şıkkı olacak. 36. Yaprak uçlarında ve kenarlarında bulunan hidatotlar havanın neme doyduğu zamanlarda ifadelerinden hangileri doğrudur? Şimdi hidatotlar ne yapıyor arkadaşlar? Fazla suyu sıvı olarak atıyor. Damlama diyoruz zaten biz bu da. Yani gutasyon diyoruz. Damlama. Bu doğru. Transpirasyondan farklı olarak mineral atılımı da gerçekleşir. Doğru. Damlama olayında gaz halinde değil sıvı halde atıldığı için mineral atılımı da olur. Fazla miktarda su kaybını engellemek için bir süre sonra kapanır. Arkadaşlar, hidatotlar açılıp kapanma özelliğine sahip değildir. O yüzden bu yanlıştır. Bize doğru olanları sorduğu için cevabımız C şıkkı olur. 37. Yaşam döngüleri incelendiğinde diploid evre uzunlukları X, Y, Z olan 3 farklı tür bitki için diyor. Hangileri ortak olabilir? Bakalım. Karbondioksit özümlemesi yapma, iletim demeti bulundurma, stomalarda gaz alışverişi yapma, tohumlu bitki olma. Şimdi arkadaşlar, bitki geliştikçe diploid evre daha da uzun oluyor. Yani haploid evre kısalıyor, diploid evre daha uzun oluyor. Şimdi buraya baktığımız zaman üçü de zaten bitki olduğu için karbondioksit özümlemesi yapar. Hepsini biz mesela tohumlu bitki olarak düşünebiliriz, olabilir. İletim demeti bulundurma da olur, stomalarla gaz alışverişi yapma da olur. Hepsi ortak olabilir. Bize kesinlik sormadığı sürece biz hepsini alabiliriz arkadaşlar. Gelelim 38. soruya. Diyor ki bir karakter bakımından homozigot resesif bir bireyle homozigot dominant birey çaprazlandığında meydana gelen F1 dölü kendileştiriyor. Şimdi resesif birey nedir? Küçük ya küçük ya. Dominant birey nedir? Büyük ya büyük ya. Oluşan F1 dölü ne olur? Büyük ya küçük ya olur. Diyor ki F1 dölündeki iki bireyin çaprazlanmasıyla elde edilen F2 dölünün genotip sonuçları aşağıdaki seçeneklerde hangisinde gösterilen Punnett karesinde doğru ifade edilmiştir? Yani biz ne yapacağız? Büyük ya küçük ya ile büyük ya küçük ya çaprazlayacağız. Direkt arkadaşlar bakın. Bakın A şıkkına bakın. Büyük ya küçük ya. Büyük A küçük A. Evet, şu aralardaki de doğru. Direkt cevabımız A şıkkı. Bakın şuraya bakın. Büyük A büyük A almış yanlış. Küçük A küçük A almış yanlış. Bakın büyük A büyük A almış yanlış. Küçük A küçük A almış yanlış. Cevabımız A şıkkı olur. Gayet kolay bir soru. Diyor ki bitki ve hayvan türlerinin geçmişte ve günümüzde dünya üzerindeki dağılışını inceleyen bilim dalı hangisidir diye sormuş. Arkadaşlar nedir? Zaten adı üstünde biyo coğrafyadır. 40. sorumuz diyor ki yukarıdaki soy ağacında içi taralı bireyler 0 RH negatiftir. Soy ağacına göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Şimdi bakalım 0 RH negatifleri yazıyorum ben taralılara. 00 küçük r küçük r. 00 küçük r küçük r. Hepsine yazdım arkadaşlar.
Şimdi şıklara göre gidelim. 2 numaralı birey AB Rh pozitif kan grubuna sahip olamaz. 2 numaraya bakıyorum. 2 numara eğer AB olsaydı, bakın AB olsaydı çocuğuna 0 kan grubu veremezdi. Dolayısıyla arkadaşlar bu doğrudur. 3 ve 4 çocuklarına babalarından aldıkları 0 alelini aktarmışlardır. 3 ve 4'e bakıyorum. 3 ve 4 babalarından neyi alır? 0 alırlar. Evet, bu 0'ları babalarından aldıkları 0'ları çocuklarına aktarmışlar. Doğru arkadaşlar. 1'in tüm çocuklarında 0 alleli bulunmaz. Bakıyorum 1'e. Şimdi arkadaşlar 1'e baktığım zaman 1 numara A 0 da olabilir, B 0 da olabilir. Mesela 0 0 Rh pozitif de olabilir. Sonuçta bize Rh negatifleri vermiş. Tüm çocuklarında arkadaşlar 0 alleli bulunmaz demesi de aslında bir nevi doğru olur mu? 0 alleli bulunmaz tüm çocuklarında. Şimdi burada aslında doğru diyemeyiz. Tüm çocuklarında 0 alleli bulunmaz diyemeyiz arkadaşlar. Çünkü olabilir de olmayabilir de. Burada bize bir kesinlik vermiş. O yüzden bunu yanlış olarak alacağım. Ama diğerlerine bakayım. 2 ve 3 AB kan grubuna sahip olamaz. 2 ve 3'e bakıyorum. Bakın 2 AB olsaydı, 3 yine AB olsaydı ne olurdu? 0 çocukları olmazdı. Dolayısıyla bu doğrudur. 4 ve 5 0 ve resesif Rh alleline sahiptir. 4 ve 5'e bakıyorum. 4 ve 5 evet 0 ve Rh negatif alleline sahip ki çocukların da bu ortaya çıkmış. Doğrudur. Cevabımız C şıkkı olacak arkadaşlar. Gelelim 41. soruya. Heterotrof hipotezine göre enerji dönüşüm olaylarının ortaya çıkış sırası hangisinde verilmiştir diyor. Arkadaşlar ilk önce anaerobik solunum, sonra fotosentez, en son aerobik solunum ortaya çıkar. Cevabımız A şıkkıdır. 42. Aşağıdakilerden hangisi hipotalamusun görevlerinden biri değildir? Şimdi bakın, hipotalamus deyince aklınıza bir iç denge gelecek. Bakın iç denge yani homeostasi. Bir de arkadaşlar hipofiz bezi gelecek. Şimdi bizim hipotalamusumuz ne yapıyor? Vücudumuzun iç dengesini ayarlıyor. Bir de hipofiz bezini kontrol ediyor. Bir de içsel bazı refleksler var. İşte kusmadır, yutmadır bunları kontrol ediyor. Diyor ki kan basıncı ve kalp atış hızının ayarlanması bunu yapar. Melatonin hormonunun salgılanması, vücut ısısının düzenlenmesini yapar. Elektrolit dengesinin düzenlenmesini de yapar arkadaşlar. Günlük ritmin ayarlanmasını da yapar ama melatonin hormonunu üretmez. Melatonin hormonunu kim üretiyor? Hipofiz bezi üretiyor. Pardon, epifiz bezi üretiyor arkadaşlar. Dolayısıyla cevabımız Bursa şıkkı olacak. 43. Kuzey yarım kürede kutuplara doğru gittikçe memelilerin daha açık renkli, ekvatora doğru gittikçe daha koyu renkli olması hangi kural ile tanımlanır? Arkadaşlar, biz bu kurala Bloger kuralı diyoruz. Memelilerin daha açık ve daha koyu renkli olmasını belirleyen kuraldır Bloger kuralı. Bu kuralları bu arada bir kere daha yine tekrar edelim. Ben yine bununla ilgili de bir genel tekrar videosu çekeyim. Gelelim 44. sorumuza. Diyor ki antagonist yani zıt etkili hormonlara çiftlerinden hangileri örnek verilebilir? Şimdi aynı şeyi etki edecekler. Biri azaltırken biri artıracak. Kalsitonin, tiroksin demiş. Arkadaşlar bunların bilgisi yok. Kalsitonin ne yapıyor? Kandaki kalsiyum seviyesini artırıyor. Tiroksinin bunda bilgisi yoktur. İnsülin, paratormon. Bunda da bilgisi yoktur arkadaşlar. İnsülin şekeri düşürür. Paratormon kalsiyumu artırır. Bu da değil. Paratormon, kalsitonin. Bakın bu olur. Paratormon kandaki kalsiyumu artırırken kalsitonin düşürür. Yani zıt çalışırlar. Glukagon, insülin bu da olur. Glukagon şekeri artırırken insülin düşürür arkadaşlar. Cevabımız 3 ve 4 C şıkkı olur. Gelelim diğer sorumuza. Şurayı sileyim. Hormonlar etki gösterebilmek için mutlaka reseptörleriyle bağlanmak zorundadır. Reseptörüyle bağlanan bir hormon etkilerinden hangilerini gerçekleştirerek hücrede iş görebilir? Membran geçirgenliğini değiştirmek, ikinci haberciye bağlanmak, genleri aktive etmek. Arkadaşlar bakın bu üçünü de yaparak hücrede iş görebilir. Membran geçirgenliğini değiştirerek işte maddelerin geçişini değiştirebilir. Mesela insülin glukagonda olduğu gibi. İkinci haberciye bağlanmak yine
protein yapılı hormonlar direkt hücre içerisine giremediği için ne yapıyorlar arkadaşlar? Hücre zarındaki reseptöre bağlanıyor. Daha sonra ikinci haberciye bağlanıyorlar. Bu da olur. Genleri aktive ederek işte protein sentezini uyarabilir, başka madde sentezini uyarabilir. Dolayısıyla üçü de olur. 46. Hipofiz bezinin denetlediği olay. Aşağıdakilerden hangisi hipofiz bezinin denetlediği olaylardan biri değildir? Hipofiz bezi arkadaşlar kanın ozmotik dengesinin korunması demiş. Kemiklerde bulunan epifizyal kıkırdakların kemikleşmesi. Şimdi hipofiz bezi ne yapıyordu? İki tane lobu vardı değil mi? Ön lob, arka lob. Ön lobdan 7 tane hormon, arka lobdan da 2 tane hormon sentezleniyor. Bunlara baktığımız zaman arkadaşlar kanın ozmotik dengesinin düzenlenmesini yani korumasını sağlıyor. Kemiklerde bulunan epifizyal kıkırdakların kemikleşmesi yine bunu STH yani büyüme hormonu yapar. Şu ozmotik dengeyi de arkadaşlar ADH yapar, antidiüretik hormon. Tiroid bezi ve böbrek üstü bezlerinin salgı yapması için uyarılması evet TSH ve ACTH yapar. Pankreasın sindirim enzimleri üretmesi için uyarılmasını bunu yapmaz arkadaşlar. Pankreası uyaran ince bağırsaktan sentezlenen sekretin ve kolesistokinin hormonlarıdır. Süt bezlerinden süt üretimini de yine prolaktin hormonu ve oksitosin hormonu yapar arkadaşlar. Bu da olur. Cevabımız Denizli şıkkı olacak. 47. Omurilikten çıkarak ayak kaslarına kadar giden siyatik siniri hangi sinir sistemine aittir? Arkadaşlar siyatik sinir somatik sinir sistemine ait bir sinirdir. 48. sorumuz. Burada diyor ki hücreler arası sıvıda bir arada bulunan pek çok hormon aynı anda farklı etkiler yapabilir. Birbirine zıt etki eden hormonlara çiftlerinden hangileri örnek olarak verilebilir? Antagonist diyoruz arkadaşlar biz bu hormonlara. Bunlar işte birisi diyelim şekeri artırırken birisi düşürür. Yani aynı şey üzerine zıt etki edecekler. Mesela bunlar insülin glukagon olur değil mi? İnsülin şekeri düşürürken glukagon artırıyor. Parathormon ve kalsitonin de olur arkadaşlar. Parathormon kandaki kalsiyumu artırırken kalsitonin azaltıyor. Bu da olur. Epinefrin tiroksin demiş. Arkadaşlar epinefrin vücudu hızlandırıcı bir yani adrenalindir diğer adı. Vücudu hızlandırıcı bir hormondur. Tiroksin de aynı şekilde. Dolayısıyla bunlar zıt değil. Cevabımız ne olacak? C şıkkı olacak. Gelelim diğer sorumuza. Diyor ki aşağıdaki enzimlerden hangisi ince bağırsakta yer alan salgı epiteli tarafından üretilmez? Sükraz, kimotripsin, elepsin, maltaz, laktaz. Arkadaşlar burada baktığımız zaman ince bağırsak tarafından üretilmeyen tabii ki hangisidir? Kimotripsindir. Kimotripsin nereden gelir? Pankreastan gelen bir enzimdir. Gelelim 50. sorumuza. Tuzlu su balıklarının yaşadığı ortam kendilerine göre hipertoniktir. Ozmozla su kaybetme riski vardır. Tuzlu su balıklarının özelliklerinden hangileri bu ortama adapte olmasını sağlamıştır? Arkadaşlar diyor ki deniz suyu içmesi bu adapte olmasını sağlar. Çünkü suyu içtiği zaman işte tuzu solungaçlarından dışarı atar. Geriye kalan su kısmını arkadaşlar vücudunda kullanır. Vücuda giren fazla tuzun solungaçlardan atılması bu da olur. Az miktarda ve yoğun idrar oluşturması bu da olur. Cevabımız Edirne şıkkı olacak. 51. sorumuz. Böbreklerin görevini gerçekleştirdiği olaylarından hangilerinde maddelerin geçiş yönü kandan böbrek dokusu hücrelerine doğrudur? Kandan böbrek dokusu. Bakın filtrasyon yani süzülme olayı kandan böbrek dokusuna değil mi? Nereye geçiyor arkadaşlar? Kandan Bowman kapsülüne geçiyor süzülme olayı. O yüzden bu olur. Geri emilme, reabsorpsiyon. Arkadaşlar geri emilme olayı nedir? Nefron kanallarından kana doğrudur. Dolayısıyla bu olmaz. Sekresyon yani salgılama. Salgılama olayı da aktif taşıma da diyoruz arkadaşlar biz buna. Pardon aktif taşıma değil aktif boşaltım da diyoruz biz buna. Aktif boşaltım. Mesela süzülme sırasında nefron kanallarına giremeyen maddeler salgılama sayesinde ATP enerjisi kullanılarak tekrardan nefron kanallarına verilir. O yüzden bu da kandan nefron yani böbrek dokusu hücrelerine doğrudur. Cevabımız Denizli şıkkı 1 ve 3 olur. 52.
Timus'un etkisiyle 12 parmak bağırsağından salgılanan kolesistokinin hormonu olaylarından hangilerinin gerçekleşmesini sağlar? Arkadaşlar, ince 12 parmak bağırsağından 2 tane hormon salgılanır. Bunlardan bir tanesi sekretin, diğeri de kolesistokinin. Sekretin hormonu 2 organı uyarır. Bunlardan birisi karaciğerdir. Karaciğerden safra sıvısının salgılanmasını sağlar. Diğeri de pankreastır. Pankreastan bikarbonat iyonlarının salgılanmasını sağlar. İkincisi de kolesistokinindir. Kolesistokinin de 2 organı uyarıyor. Bunlardan bir tanesi safra kesesi. Safra kesesinin kasılmasını sağlıyor. O zaman 2 numarayı alıyoruz. Diğeri de yine pankreastır. Pankreastan enzimlerin salgılanmasını sağlar arkadaşlar. Dolayısıyla pankreas enzimlerinin salgılanması olacak. Sonra safra kesesinde depolanan safranın 12 parmak bağırsağına dökülmesi. Şimdi safra kesesinin kasılmasını sağlıyorsa ne yapacak? Safranın 12 parmak bağırsağına dökülmesini de sağlayacak. Cevabımız 1, 2, 4 olur. Bikarbonat iyonlarını salgılanmasını sağlayan hangi hormondur? Sekretin hormondur. Bu hormonlar önemlidir. Bu iki hormon özellikle çok karıştırılan hormonlardır. Bunlara mutlaka dikkat edin. Çıkma ihtimali var. Bir de çıkıyormuş, bir de 7 iklim çözüyoruz. Uzun kemiklerin baş kısmı ile gövdesi arasında kemiğin boyuna uzamasını sağlayan kıkırdak dokunun yapılmış kıkırdak dokudan yapılmış büyüme bölgesine verilen isim. Arkadaşlar, kıkırdak dokudan ve bizim büyümemizi sağlayan yapıya biz ne diyoruz? Epifiz, plağı diyoruz. Gelelim 54. sorumuza. Hemofili taşıyıcısı bir anne ile sağlıklı bir baba çocuklarından hangilerine sahip olabilir? Şimdi arkadaşlar, hemofili taşıyıcısı bir anne. Hemofili biliyorsunuz renk körlüğü gibi X kromozomunda taşınan bir hastalıktır. Anne taşıyıcı olduğu için büyük E küçük E yazdık. Baba da neymiş? Sağlıklıymış. O zaman babaya da ne yazacağız? X üzeri büyük H, Y yazacağız. Şimdi çaprazlama yaptığımız zaman bakın. X üzeri büyük H, X üzeri büyük H yani sağlam kız oldu. X üzeri büyük H, Y olur arkadaşlar sağlam erkek. X üzeri büyük H, X üzeri küçük H taşıyıcı kız. Ve X üzeri küçük H, Y hasta erkek olur. Hemofili hastası kız oldu mu? Olmadı. O zaman bu gitti. Sağlıklı erkek oldu mu? Nerede? Sağlıklı erkek burada arkadaşlar oldu. Sağlıklı kız oldu. Hemofili taşıyıcısı kız, taşıyıcı da oldu. O zaman 2, 3, 4 olur ama hemofili hastası kız olmaz. Hemofili hastası kızın olması için babanın da hasta olması gerekiyordu. Hatırlayalım. Gelelim 55. sorumuza. Şimdi burada bir grafik vermiş. Diyor ki yukarıdaki grafikte bir bitkiye dışarıdan uygulanan oksinin bitkinin farklı bölgelerinde büyüme üzerinde etkisi gösterilmiştir. Grafiğe göre hangisi söylenemez? Tamamen burada yorum yapacağız. Diyor ki oksin konsantrasyonlarının değişmesi bitkinin farklı bölgelerinde farklı etki oluşturabilir. Baktığınız zaman arkadaşlar kök, tomurcuk ve gövdede farklı farklı etkiler oluşturmuş değil mi? O yüzden bu doğrudur. Kökte büyümeye neden olan oksin konsantrasyonu gövdede değişime yol açmaz. Bakalım. Bakın kökte büyümeye neden olan oksin konsantrasyonu şurası. Gövdede herhangi bir değişikliğe sebep olmuş. Bakın gövdenin büyümesi için de şuraya gelmesi lazım. Herhangi bir değişikliğe neden olmamış. O zaman bu da doğru arkadaşlar. Tomurcuğun gelişmesi için gerekli olan oksin miktarı kökte gelişimi yavaşlatır. Bakalım. Bakın tomurcuğun gelişimi için gerekli olan tomurcuğun gelişimi için gerekli olan nereden başlıyor? Bakın şuradan başlıyor. Bu miktar kökün yavaşlamasına sebep olmuyor mu? Oluyor. O zaman C şıkkı da doğru. Şöyle küçülteyim de kolay görelim. En yüksek oksin konsantrasyonuna gövde büyümeyi hızlandırarak yanıt verir. Bakın arkadaşlar. En yüksek oksin konsantrasyonu şurası değil mi? Burada gövde büyümüş mü? Büyümemiş değil mi? Büyümesi azalmış. O zaman D şıkkı yanlış olacak. Kök, tomurcuk ve gövdede büyümeyi ortak olarak teşvik edecek oksin konsantrasyonu yoktur. Üçünün de kesiştiği bir bölge yok arkadaşlar dikkat ederseniz. Mesela kök ve tomurcuğun kesiştiği bir bölge var. Gövde ile tomurcuğun kesiştiği bir bölge var ama üçünün kesiştiği bölge yoktur. O yüzden E şıkkı da doğru. Cevabımız Denizli şıkkı olacak. Gelelim diğer sorumuza. Diyor ki yukarıda arpa
koleoptilleriyle yapılan tropizma deneyleri gösterilmiştir. Buna göre numaralandırılmış koleoptillerden hangisinde yönelme gerçekleştiği gözlenir. Şimdi arkadaşlar, bakın birincisinde mika var, ışık verilmiş. Burada yönelme olur mu? Bakın mika var, ışık verilmiş. Mika nerede? Şu kısımda. Hemen biraz daha yakınlaştırayım isterseniz. Şöyle iyice görelim. Şimdi arkadaşlar, mika burada, ışık da buradan geliyor. Işığın geldiği yönün tam tersinde ne olacak? Oksin birikmesi olacak. Ama oksinin birikmesini engelleyecek olan bir mikamız var. Dolayısıyla bunda herhangi bir yönelme olmayacak. Çünkü oksinin birikmesini engellediği için burada yönelme olmaz. İkinci duruma geliyorum. Bakın karanlıkta ama uç kısmı kesilmiş ve yan tarafa yerleştirilmiş. Şurada bir oksin birikimi gözlenir mi? Gözlenir. Oksin birikimi olduğu için burada yönelme olur. İki de var. Üçe bakıyorum arkadaşlar. Agar konulmuş. Agar genellikle besin agarı olur ve içerisinde oksin bulunur arkadaşlar. Buradaki agar diğerlerini hani oksin geçişini engellemediği için ne olacak? Işık buradan verir. Yine burada da yönelme olur. Oksin emdirilmiş agar var yine karanlıkta. Bakın dikkat ederseniz tam köşesine konulmuş. Burada ne olacak? Bir oksin birikimi olur. Dolayısıyla yönelme olur. Cevabımız ne olur? 2, 3, 4 olur arkadaşlar. Yani Edirne şıkkı. Bizim burada bakacağımız şey oksinin birikip birikmediği. Eğer oksin bir yerde birikebiliyorsa onda yönelme olur. Karanlık ya da aydınlık olması önemli değil. Gelelim diğer sorumuza. Çimlenmeye başlayan bir tohumda aşağıdaki olaylardan hangisi gerçekleşmez? Absisik asit miktarının azalması, bu olur değil mi? Absisik asit azalacak, giberelin artacak. Mitoz bölünme ile hücre sayısının artması, bu da olur çimlendiği için. Etilen sentezlenmesi ile tohumun olgunlaşması. Arkadaşlar, etilen olgunlaşmış meyvelerde, yani meyvelerin olgunlaşmasını sağlıyor. Etilen tohumda sentezlenmez. Dolayısıyla bu yanlıştır. Endospermde depo edilen besinlerin sindirilmesi, doğru. Çimlenme bitinceye kadar, yani yeni yapraklar oluşup da fotosentez yapmaya başlayıncaya kadar endospermdeki besinler kullanılır, doğrudur. Bölünmeyle oluşan hücrelerin farklılaşması, evet, bazısı kök hücresine, bazısı gövde hücresine dönüşür, bu da doğrudur. Cevabımız C şıkkı olacak. 58. Yukarıda verilen bir nefronda sodyumun geri emilimini gösteren numaralı bölümlerden hangisinde bu olay gerçekleşmez? Bakalım. Bir numarada arkadaşlar bu olay gerçekleşiyor mu? Gerçekleşiyor değil mi? Şimdi iki numara, Henle kulpunun aşağı inen kolu. Arkadaşlar, Henle kulpunun aşağı inen kolundan sadece su geri emilir. Başka hiçbir madde geri emilmez. Dolayısıyla 2 numarada sodyum geri emilmez. 3, 4, 5 de emilebilir ama unutmayın. Henle kulpunun aşağı inen kolundan sadece su geri emilir. Başka hiçbir madde geri emilmez. Dolayısıyla cevabımız A şıkkı, yalnız 2 olacak. 59. Bağışıklık sisteminin alerjenlere karşı aşırı tepki vermesi alerji olarak tanımlanır. Alerjenler solunum, deriden temas yoluyla ya da yiyecekler yoluyla vücuda alınabilir. Alerji olan bir kişide alerjenlere karşı en çok oluşturulan antikor çeşidi hangisidir? Tabii ki arkadaşlar, hangisi? İmmünoglobulin E dediğimiz antikordur. İmmünoglobulin E deyince aklınıza direkt alerjen gelecek, unutmayın. Evet, gelelim 60. sorumuza. Annenin A, babanın AB kan grubuna sahip olduğu bir ailenin aşağıdaki kan gruplarından hangisine sahip çocuğu olamaz? Arkadaşlar, direkt cevabımız ne olur? 0 olur. Neden 0 olur? Çünkü 0 kan grubunun oluşabilmesi için annede de babada da 0 allelinin bulunması lazım. Şimdi annede 0 alleli olabilir ama babada var mı 0 alleli? Yok. Çünkü baba nedir? AB kan grubu. AB kan gruplarında 0 alleli olmadığı için bunların 0 çocukları olamaz. Cevabımız A şıkkı olur. 61. Geldik alan eğitimi kısmına. Bir biyoloji öğretmeni solunum sistemi konusunu işledikten sonra konunun daha iyi pekiştirilmesini sağlamak amacıyla öğrencilerine konuyla ilgili sorular yönelterek cevaplarını istiyor. Öğretmen bu uygulamayı yaparken davranışlarından hangilerini sergilemesi uygun olur? Sorularını rastgele seçtiği öğrencilerine yöneltme. Bu olur değil mi arkadaşlar? Bütün öğrencileri hani dikkatli bir şekilde dinlemesini sağlar. Çünkü sorunun her an bize gelebileceğini gösterir. Öğrencilerin tüm cevaplarını eleştirme. Hayır, eleştirme hiçbir zaman için olmayacak. Bu gitti.
Soru sorduktan sonra öğrencilerine yeterli zaman verme olur. Öğrencilerin yanıtlarını etkin şekilde dinleme ve cevaplama bu da olur. Cevabımız 1-3-4 olur. Yani Denizli şıkkı. 62. Beslenme şekillerini öğrencilerine kavratmak isteyen bir biyoloji öğretmeni herbivor, karnivor ve omnivor terimleriyle ilk kez karşılaşan öğrencilerinde öğrenimin kalıcı olması için işlemlerinden hangilerini yapması faydalı olur? Terimleri sık sık kullanan video gösterimi seyretmek bu olabilir. Kelimeleri içeren tekerlemeler oluşturmak bu da olur. Boşluk doldurma ve doğru yanlış soruları uygulamak bu da olur. Cevabımız Edirne şıkkı. 63. sorumuz. Bir öğretmen aşağıdaki biyoloji öğretim konularından hangisini işlerken yapay bir model üzerinde gösteri ile tanımlanan benzetim tekniğini kullanamaz? Kalbin anatomisi ve pompalama teknikleri. Bu olur değil mi arkadaşlar? Bunu benzetimde gösterebilir. Nefes alıp verirken meydana gelen anatomik değişiklikler yine bu da olur yapay akciğerle. Mutasyonla meydana gelen renk körlüğü. Arkadaşlar mutasyonu biz görsel olarak gösterebilir miyiz? Gösteremeyiz değil mi? Benzetim tekniğini kullanamayız. Dolayısıyla C şıkkı olmaz. Yapay bir model üzerinde gösteremeyiz yani. Çiçeklerde yapay döllenmenin gerçekleştirilmesi bunu da gösterebiliriz. Hani bir model olarak işte bir sperm çekirdeği, bir yumurta yani büyütülmüş şekilde gösterebiliriz. Kulakta işitme ve denge merkezlerinin birbiriyle olan ilişkisi bu da olur. Cevabımız C şıkkı olacak. 64. Bitkilerde terleme ve terlemeyi etkileyen faktörler konusunu işleyen bir biyoloji öğretmeninin işlemlerinden hangilerini yapması öğrencilerde konunun kalıcılığını artırır? Laboratuvar deneyleriyle faktörlerin etkilerini öğrencilere buldurmak bu etkin kalıcılığı artırır arkadaşlar. Bu olur. Konuyla ilgili daha önce yapılmış deney ve çalışmalar hakkında öğrencilerin literatür araştırmasını sağlamak bu da olur. Aynı şekilde. Faktörleri tahtaya yazarak tek tek açıklamak. Şimdi bu sunuş yoluyla öğretimdir arkadaşlar. Bunu ilk başta verirsiniz ama kalıcılığı artırmak için daha farklı şeyler yapmak lazım. O yüzden bunu alamam. Cevabımız C şıkkı 1 ve 2 olur. 65. Kısa süreli belleğin aşırı bilgi bombardımanına tutulması aşırı bilişsel yükleme olarak adlandırılır. Hücre zarında taşıma ile ilgili tüm kavram ve bilgilerin bir ders saati içerisinde öğrenciye sunulması aşırı bilişsel yüklemeye yol açabilir. Hücre zarında taşıma konusunun yüklemeye yol açmadan öğrencilere aktarılabilmesi için aşağıdaki işlemlerden hangisinin yapılmasına gerek yoktur? Konunun başlıkları ayrılarak aktarılması, bunu yapması gerekiyor değil mi arkadaşlar? Bu olur. Konu bölümlerinin her birinin yeterli sayıda alıştırma ve örneklerle sunulması bu da olur. Her konu bölümünün soru cevap tekniğiyle öğrencilerin öğrenme düzeyinin ölçülmesi bu da olur. Kavram haritasında başlıkların verilmesine gerek duymadan doğrudan konu bakın bu olmaz. Zaten mantıklı olarak düşündüğümüz zamanda da direkt D şıkkı cevabımız olur. Bitkilerin birbirini bütünleyecek sıralamada sunulması bu da olur arkadaşlar. Cevabımız Denizli şıkkı olacak. Gelelim diğer sorumuza. Bir öğretmen ekoloji ile ilgili tüm konuları bitirdikten sonra öğrencilerine somuttan soyuta ilişkisine, ilkesine bağlı kalarak sucuk biyomların biyosferde kapladığı alanın küresel ısınmaya bağlı olarak değişimi konusunu aktarmak istiyor. Kavram yanılgısını ve eksikliklerini gidermek için öğretmen aşağıdaki işlemlerden hangisini öncelikle gerçekleştirmelidir? Şimdi yeni bir konuya başlıyorsa arkadaşlar öncelikle ne yapması lazım? Anlatacağı konuyla ilgili bilgiler vermesi lazım. Diyor ki küresel ısınma ile ilgili bilgilerin yer alacağı ödevi konu öncesinde vermek. Sucuk biyomların biyosfer tanımlarını öğrencilere vermek. Konuyla ilgili kavram haritasını tahtaya yazmak. Sucuk biyomlara örnekler vermek. Biyomlar konusunu tekrar etmek. Şimdi tekrar okuyalım. Bir öğretmen ekoloji ile ilgili tüm konuları bitirdikten sonra öğrencilerine somuttan soyuta ilkesine bağlı kalarak sucuk biyomların biyosferde kapladığı alanın küresel ısınmaya bağlı olarak değişimi konusunu aktarmak istiyor. Kavram yanılgısını ve eksikliklerini gidermek için arkadaşlar burada baktığımız zaman en uygun bence A şıkkı olur. Küresel ısınma ile ilgili bilgilerin yer alacağı ödevi konu öncesinde vermek. Yani küresel ısınma ile ilgili önce bir bilgi sahibi olsun. Daha sonra ben sucul biyomlarla ilgili olan kısmını söylerim. Dolayısıyla cevabımız A şıkkı olur.
Gelelim 67. Nerede? Aşağıda. Biyoloji dersi öğretiminde bilgisayar simülasyon programlarının kullanılması öğrencilerde diyor durumlarından hangilerine yol açması istenmez. Problem çözmeye yol açması istenir. Bilgisayara olan ilgilerini artırma olabilir arkadaşlar ama dursun bakalım. Düşünme yeteneğini zorlama, evet. Geleneksel çalışma yöntemlerini terk etme. Bakın bunu kesinlikle istemiyoruz. Geleneksel çalışma yöntemi terk edilirse tamamen bilgisayara bağlı kalınırsa arkadaşlar bu da çocuklar için bir zarardır. Dolayısıyla 4 numara istenmez. Cevabımız A şıkkı olur. 68. Lise öğrencilerine anormalin üstünde azot ve fosfor girdisi olan bir gölde yaşanabilecek değişiklikleri gözlemleyecek rapor haline getiriniz başlıklı bir proje ödevi verilmemelidir. Biyoloji öğretmenlerinin ödev konularını seçerken özelliklerinden hangileri dikkate alınmalıdır? Uygulanabilir zaman sürecinde olma. Bu olabilir değil mi arkadaşlar? Uygulanabilir zamanda olma. Çünkü bu gözlemleme olayı çok uzun sürer. Ekonomik olma, evet, bir göle gitme imkanı olmayabilir. Öğrencinin bilişsel düzey ve yaşın uygun olma. Bu gözlemleri yapmak daha üst biliş düzeylerdedir. Dolayısıyla bu da olur. Teknolojideki son gelişmeleri uygulayabilir olma. Teknolojideki gelişmeleri uygulayabilir olmalı. Ama bizim en çok dikkat edeceğimiz kısım arkadaşlar 1, 2 ve 3'tür. Cevabımız Denizli şıkkıdır. Zaten buradaki olaya baktığımız zaman teknolojiyle bilgisi yok. Direkt gözlem yolu var. Dolayısıyla 1, 2, 3 numara çıkar. 69. Mitozu açıklar kazanımına uygun olarak ifadelerinden hangilerinin uyumlu olduğu söylenebilir. Kardeş kromatit kavramını bilir. Evet, mitozla ilgili. Tetrat arkadaşlar meyozla ilgilidir, olmaz. Crossing over meyozla ilgilidir, olmaz. Eşeysiz üremede mitozun önemini kavrar. Bu da olur. Cevabımız A şıkkı 1 ve 4 olur. 70. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenen ilkeler doğrultusunda biyoloji öğretmenleri biyolojide yer alan temel kavram, model ve hipotezlerle ilgili özelliklerinden hangilerine sahip olmalıdır? Uygulayabilme, kavrayabilme, analiz etme, hepsine sahip olmamız gerekiyor arkadaşlar. Gelelim diğer sorumuza. Küresel ısınmanın dünya ve canlılar üzerine etkisiyle ilgili farklı çözüm yolları bulabilmeyi hedefleyen bir biyoloji öğretmeni tekniklerinden hangilerini kullanmamalıdır? Beyin fırtınası kullanabilir değil mi arkadaşlar? Yani çok kısa zamanda çok sayıda fikir üretebilir. Dolayısıyla bunu kullanabilir. Soru cevap yapabilir. Gösteri deneyi, bakın bununla ilgili bir gösteri deneyi yapamaz. Sözlü anlatım da yine yapılmamalıdır bence. Çünkü farklı çözüm yolları bulmak istiyor. Dolayısıyla en iyisi öğrencilerin beyinlerini çalıştırmak. 3 ve 4'ü kullanmaması gerekiyor. 72. Sindirim sistemini anlatırken emilme ve dolaşım sisteminde besinlerin taşınması konularını daha iyi aktarabilmek için öğretmenin daha önce aşağıdaki konulardan hangisini anlatmış olması lazım? Şimdi arkadaşlar, emilim olayını çocuğun anlayabilmesi için öncelikle hücre zarında taşıma olaylarını bilmesi lazım. Çünkü orada aktif taşımayla oluyor, ozmozla oluyor. Dolayısıyla cevabımız C şıkkı olacak. 73. Çoklu zeka kuramına göre başarılı bir biyoloji öğretmeninin zeka boyutlarından hangilerini etkin bir şekilde kullanması gerekir? Doğacı, evet, biyoloji öğretmeni doğacı olmalı. Görsel, uzamsal, sosyal ve bireyler arası hepsi olmalıdır. Cevabımız E şıkkı olur. Genelde arkadaşlar zaten öğretmenlerde çoklu zeka kuramının tüm özelliklerinin bulunması gerekiyor. Arada belki bir iki tanesi branşa göre olmayabilir ama tümü olursa daha iyi olur. 74. Protein sentezi basamaklarını anlatmaya başlayan bir öğretmenin konunun daha iyi kavranabilmesi ve kavram yanılgılarının önlenmesi için konulardan hangilerini anlatmış olması gerekir? Şimdi protein sentezi basamaklarını öğrenmesi için bir kere RNA çeşitlerini bilmesi gerekiyor. RNA'nın görevlerini de bilmesi gerekiyor arkadaşlar. DNA ve gen bilgisini de bilmesi gerekiyor. Çünkü DNA'dan şifre alıyor. Dolayısıyla hepsini bilmesi gerekiyor. Son sorumuza gelelim. Bir biyoloji öğretmeninin hazırladığı tahmin, gözlem, açıklama etkinliği ve iki öğrencinin bu etkinlikle ilgili cevapları aşağıda verilmiştir. Bakalım. Birinci öğrencinin tahmini tüp içi mavi mor renk alır. Gözlemi tüp içi kahverengiye boyandı. Açıklama ekmek çiğ olduğu için tahminim gerçekleşmedi demiş. İkinci öğrenci tüp içi kahverengi renk alır. Tüp içi kahverengiye boyandı.
Tükürük içinde bulunan enzim nişastayı sindirdi. Bakın ikinci öğrencinin söylediği arkadaşlar tamamen doğru. Birinci öğrencinin hem tahmini yanlış hem de açıklaması yanlış. Diyor ki öğrencilerin etkinlik kağıdını inceleyen öğretmen aşağıdaki sonuçlardan hangisine ulaşabilir? Birinci öğrenci kabul edilebilir bir açıklama yapmıştır. Hayır. İkinci öğrencinin gözlem ve açıklaması bilimsel açıdan doğrudur dedim ya. İkinci öğrenci tamamen doğru. Bu doğrudur o yüzden. Burs olacak cevabımız. Birinci öğrencinin renk gözlemi yanlıştır. Yanlış arkadaşlar. İkinci öğrencinin gözlem ve tahmininin uyuşması beklenmeyen bir durumdur. Beklenebilir. Sıkıntı yok. Yanlıştır. İkinci öğrencide iyot çözeltisinin ayırt ettiği madde ile ilgili kavram yanılgısı vardır. Buna da ulaşamam. Eğer kavram yanılgısı olsaydı açıklamayı doğru yapmazdı. Evet, böylece bu testimizi bitirmiş olduk arkadaşlar. Bir sonraki denemede görüşmek üzere. Dördüncü denemeyi çözeceğiz. Üçüncüsünü siz çözüyorsunuz. Sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.